Bazen böyle hani dekor laflar vardır motivasyon için. Mesela başkanlar der ya, hocamızın arkasındayız falan. Yani iki haftaya gider adam. Ben de hani başkan olsam bana da dedirtecekler. Futbol yani bayağı, hayat. Futbol fayasyonu der. MHK'nın arkasındayız. Aynen, MHK'nın arkasındayız. İki hafta sonra başkan istifa. Böyle yani dekor laflar vardır ve maalesef iletişimde bazen yalan söylemek gerekir. Öyledir yani, hayat bu. Sen söylüyor musun? Ben mi? Yani çok, bayağı çok söylüyorum yani ama genel ortalamanın... Mesela şu bir tanesini anlatayım. Galatasaray teknik direktörüyüm. Muslera'ya yalan söyleyeceğim. Bakın, ben olsam bu konuşmayı yapardım. Yani kusura bakmasınlar, başka türlü bu derdi anlatmanın bir hali yok. Çünkü Muslera'nın günün birinde bir derde dönüşme ihtimali var. Şu an için değil. Muslera şu an için biraz dinlense mi falan denen efsane, heykeli dikilecek, Galatasaray'ın pek çok başarısında başrol oynamış büyük bir Galatasaray kahramanı. Dolayısıyla ben Galatasaray teknik direktörü olsam, tırnak içinde, ya bu yalan değil, bu iletişim kurmak, Muslera'ya bir şey anlatmak, bakın size göre veya bana göre, az önce söylediğime göre bu bir yalan. Ama aslında yalan değil, ben Muslera'ya anlatıyorum. Sen Muslera'sın, şimdi seninle konuşuyorum. Muslera görüyorsun sosyal medya falan, ya sen bizim için müthiş bir şeysin ya Muslera. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben seni kesebilecek şuradaki tek adamım. Doğru. Ne başkan, ne medya, ne taraftar, ne takım arkadaşların. Seni kesecek tek kişi benim. Sana da şu garantiyi veriyorum. Böyle bir, hatta birkaç kişiyi de şahit alırdım. Bakın, şahit alırdım diyorum. Birkaç kişi dediğin oyuncu mu? Hayır, yönetici, oyuncu. Ben Muslera'yım şu an. Yönetici, oyuncu, yardımcı, antrenör. Herkes olabilir orada. Ona söyleyeceğim tek bir laf var. Seni kesmeyeceğim. Seni sen dediğinde keseceğim. Hiç demedi o. Ben demem. Şimdi zaten tehlike burada. İşte ona getiriyorum. Bak, başka bir şansın yok. Ben demem. Ben bunu ona dedim ve o anlamadı mı? Tabii ki keseceğim. Teknik direktörün arkasındayım. İki hafta sonra teknik direktörümüzle anlaşarak vedalaştık. O başkanlar ne yapıyor? Ben bu takımın kaptanıyım, beni kesemezsin hocam. Ha, öyle mi diyorsun sen? Evet, öyle derim. Zaten ben kesmiyorum seni. Demedin mi geçen sene Gomis'i? Tamam. Gomis'i çok güzel. Hocam, ne olur karışma. Gomis'i oynatmayacağım dediğinde takımın diğer kaptanlarıyla birlikte bütün takımın fikrini gelip sana söylemedin mi hocam? Ben de yaptım. Ya bir şey, Serkan da şunu söyleyecek. Beni nasıl keseceksin? Hayır, ne dedin? Sen Gomis'i kesemedin. Hocam, ne olur bir dur. Tamam. Sen Gomis'i kesemedin hocam. Ben Gomis'i kesiyorum. Çünkü biz arkasında durduk. Benim de arkamda durur benim takımım, takım arkadaşlarım. Ben iç sesimi söyleyeyim. Onları da keserim. Ama seninle konuşma şeklimi, konuşma sesimi söylüyorum. Ben seni kesmeyeceğim. Seni sen keseceğim. Nasıl? Ya bir şey söyleyeyim mi? Sevgili Serkan. Anlarsa mesajı anlar abi. Mesela ekrana çıkan genç bir spiker. Beni sen, seni ben kesmeyeceğim. Sen diyeceksin ki Serkan abi, Cüneyt abi, beni artık ekrana çıkarma. Bak, bu karşındaki eğer zeki, akıllı ve vicdanlı bir adamsa ne demek istediğini anlar. Oğlum sen çoktan kesilmeyi hak ettin. Sevgili Serkan, sen teknik direktör olduğu zaman kesersin. Ama bakın. Yo, ben öyle demedim ki hocam. Kesmeyi, çok farklı bir şey söyledim. Ama şu da bir gerçek. Sizi de ben keserim. Kesiyorum şu anda. Hepinizi kesiyorum. Futbolcular ne demiş? Peki, ona bir bakalım istiyorum. Biz kötü oynadığımız için mi kesildik sevgili Cüneyt? Ahmet hocam ama bir şeyler hocam söylüyor ama burada hoca benim. Hepinizi kesiyorum. Takım oyunu devam ediyor. Çok hararetli bir noktada kaldık. Hani Ahmet hocamın da sözünü kesmek zorunda kalmıştık. Hocam, kızmıyorsunuz. Ben alındım biraz. O da ben şu. O zaman çünkü özür dilerim hocam. Estağfurullah. Bir futbolcu kötü oynuyorsa kesilir sevgili Cüneyt. Ha, bana alınmadınız. Hayır, biz kötü mü oynuyorduk sen kestin? Biz kötü mü oynuyorduk hocam, sen bizi kestin? Takımın yıldızlarındansınız. Hocam, yok, biz zaten. Biz seni kesemeyiz. Seni sen kesersin. Yok. Muslera'yı kesiyor hocam Serkan Korkmaz. Hayır, kesmiyorum. Ben seni kesemem diyorum. Haddim değil diyorum. Teknik adam olarak diyorum ki ona, seni sen kesebilirsin. Hani bir gün gel bana de ki, beni dinlendir hocam. Lütfen de ama artık ama bunu da de yani. Bunları söyleyemezsin Muslera, tabii. Bakın, Muslera'yı tarif ederken sen çok güzel bir tarif yaptın. Efsane, kahraman. Efsane, kahraman, heykeli dikilecek. Aynen, %100. Bir futbolcu. Yani Galatasaray'ı kendinden fazla seven, Galatasaray'a kendinden fazla değer veren biri, değil mi? Böyle muhtemelen birine desen ki ya sevgili Muslera, bizim
bu dönemde de senden sonra da yine senin kadar olmasa bile iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Biz de bunun için Günay'ı... Bu sefer Muslera ben olabilir miyim? Söyleyeyim evet, hocam. Biz de Günay'ı kadromuzda bulunduruyoruz. Ona ihtiyacımız olduğu anda hiç hazırlıksız... Havaya bakmaya başladım evet, hocam. Bakabilirsin. Hazırlıksız oynatma yerine senin de dinlenmen gereken maçlarda o süreyi ona vermek için... Telefonuyla oynuyor senin, şu an hocam Muslera. Senin de bu konuda anlayış göstermeni rica ediyoruz. Bu kadar. Ben hala iyi olduğuma inanıyorum hocam. Ben Muslera'yım. Ben de Ahmet Hoca da bunu dermiş. Şey, ben de bunu bekliyordum. Tebrik ederim. Kalkıp öpüp evet sen oynayacaksın. Aferin. İşte ben seni bir denedim. Bak sen çok iyi profesyonel. Hocam çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Ben oynamaya devam etmek istiyorum. Bu senin isteğin ama senin Galatasaray'ın efsanelerinden biri olarak benim görüşüme saygı duyacağını da biliyorum. O yüzden bu hafta ben Günay'la oynuyorum. Teşekkür ederim. Serkan da hocam görüşürüz. Birazdan alternatif teknik adamlar sosyal medyada TT olmaya başlar. Hiç sorun. Birazdan ama yani yarım değil. Saat sonra. Eğer bundan dolayı özür dilerim hocam. Galatasaray'ın efsanesi benim yerime birini getirmek isteyecekse hiç sorun değil. Şapkamı alır giderim. Yok ben öyle şey yapar demiyorum. Ama Muslera'nın... Menajeri sen misin gizli? Yani bütün anlaşmayı biliyorsun. Yedek kalmaz etmez diyorsun ya anlaşması öyle. Yok ben Muslera'yı tanıyanları tanıyorum diyeyim. Ben kendim çok iyi tanımıyorum. Olaylara ekseşere ediyoruz da şimdi Okan Hoca'nın tek olduğunu diyeceği. Tabii ki sen buranın sizler de söylediniz. Efsanesin bir numara kalesin. Ama biz bir Türk bekleme. Bir de bir oyuncu sen sakatlığı da var. Cezalı duruma da düşebilirsin. Bir rotasyona da sokup seni bir dinlendirmemiz gerekir. Üst üste maçlarda oynayacağız. Yorulmuyorum hocam. Hayır yorulma. Hani bu benim fikrim. Zihinsel dinlendirme. Ben de diyorum ki bak ne söyleyeceği Okan Hoca. İstediğin kadar yorulma. Bu benim net fikrim. Güney oynuyor kalede. Bazı maçlarda da bunu ligde de yapacağız. Amaç burada seni sana karşı saygısızlık yapmak yok saymak değil. Sen kaliteli ve de bizim en önemli kaliteli olduğun kadar. Yani yalnız oyuncu anlamında değil kişilik anlamda da öylesin. Ve bizim çok önemli bir değerimizsin, kaptanımızsın. Ya bunları düzgün bir şekilde söyleyip sonuçta oynamayacak, güne oynayacak. 3 tane Türk denklemi var. Bu denklemi oturtmak için Galatasaray'ın İstanbulspor maçı mesela hafta içi bunu yapması gerek Serkan ama bu şaka falan değil. Hocam yani bence her de. Her maça Muslera. Ben sadece çözüm arıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün Başakşehir'in attığı golde kaleyi terk etmese... Gol falan yok. Ya. Golü Başakşehir attı tabii ki tebrik etmek gerekir ama... Golü yedirten, ben sana söyleyeyim, golü yedirtene bakacaksın Serkan, direkt Muslera. Çıkmasa o topa çıkar mı ya? Sen bir çaprazda o kaleye çıkar mı o topa ne olacak? Hocam Kopenhag maçı. Kopenhag maçındaki bir şeye atlandığını düşünüyorum. Sen hangisini söylüyorsun Kopenhag maçında? Vallahi ikisini de söylüyorum ya. He? İkisi de. Bak. Birinde topu oyuna sokuşu, ötekinde de açılışı. Hani iki golde de var bayağı Muslera yani. İkinci golde yani topu oyuna sokuşunda diyorsun değil mi? Şimdi ilk gol. Hayır ilk gol topu ya orta sahada Angelino'ya sol tarafa. Bir dakika kaç pas oldu? Hocam 1.30'luk Angelino'ya hava hayır, top attı da. Hayır kaç tamam ondan sonra kaç pas oldu? Ya tamam ama yerleşim kaç pas oldu? Hayır kaç pas yo, oldu? Yok haklısın hocam. Ama ben ne gerek vardı? Oradan alındı top. Sağ tarafa atıldı. Sağdan sıfıra inildi. Orta kafayla indirdi. Hocam onu şey yaptık. 4 değil, 7 pas oldu hocam. 4. Hayır, 4 değil, 7 pas oldu. Şimdi oraya Angelino'yu atarken top sekti olabilir Serkan. Şimdi bak bir şeyi karıştırıyor. O golde yıkardı bu arada. Bak şimdi orada top sekiyor, sol tarafa doğru oyunu kurmak istiyor. Sektiği için rakibe gidiyor. Şimdi bak başta 1, topa temas etti. 2. 1 hocam. Adam temas etti hocam. Galatasaray'ın teması 2, 3. 3. 4. 5. de gol. Bitti. Yani sen şimdi bu kadar temas edilen bir topta sen bunu Muslera'ya çıkar mı abi bu? Savunma nerede? Yerleşim nerede? Bir tane şimdi geçen sene hatırlar mısın? Trabzon'un bir sene önceki şampiyon olduğu sene Edin Mişke'ye attığı golü tam çıkarken kaptırdı. Evet gol. Evet. O bir pasta gol. Kasımpaşa Taylan hatırlıyor musun? Arkası dönükken attığı yine bir pasta gol Serkan. Şimdi yine burada topu stopere sokmak ister. Veya orta sahada Kerem var. Kerem'e atarken kapar rakip vurur anlarım. Şimdi oradan bir atak gelişiyor. Sağ tarafa gidiyor. Sağdan arka direğe orta oluyor. Arka direkten indiriliyor. Bakar mısın? Burada kontrol ediyor. Kopenhaglı oyuncu vuruyor, gol atıyor. Yani sen şimdi bunu yalnız Muslera'ya çıkarmak
Yalnız üstüne değil. Çıkarmıyorum ama Muslera'yı da çıkarmak gereken bir gol yani. Başka, hayır. Orada top sekiyor. Sola Angelinho boş. Atmak istediği yer kötü değil. Bugün de dikkat ettim. Mesela Abdülkerim'e de bence attı öyle. Bence kötü hocam atmak istiyor. Kazım Cihan'a. Hayır atabilir. Yani şu seviyede uzun. Şimdi topu attığı ilk pozisyona bakar mısın? Yanında kimse var mı Angelinho'nun? Kısa boylu olabilir. Bak şimdi. Bir dakika burada kalabilir miyiz? Bir dakika. Şu biraz geri. Attığına birazcık geri alalım. Tolga mükemmel. Angelinho'nun kimse var mı? O top bir dakika şurada var mı? Şimdi sanki öyle bir şey söylendi. Bu topu iyi gitmediğinden. Yani yanında futbolcu var. Kopenhaglı çizgide duruyor. Biz Ahmet Hoca ile Angelinho'nun kafa topu. Hayır. O top aradaki mesafe var. Çok net ki Angelinho göğsüyle alacak. Baskı var. Presten çıkmak istiyor. Galatasaray takımı ön alanda yapmış rakip. Baksana. Hocam versin solu. Yani bak, o versin Angelinho ya. Bak, topu bir sola daha baskı durduralım mı? Sola baskı. Sola zaten sol stopere var baskı. Orada Angelinho boşta oraya atabilir topu.